Günün röportajı programından herkese merhaba. Biliyorsunuz bu programımızda yeni transferlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Bugün de Fenerbahçe Beko'nun yeni oyuncusu Sertaç Şanlı bizlerle birlikte olacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden Sertaç'a dönmek istiyorum. Sertaç hoş geldin öncelikle. Hemen nasılsın, keyifler nasıl diye bir hızlı bir giriş yapayım. Hoş bulduk merhabalar. Ya keyifler iyi biraz yorgunum. Ee, şöyle yani, sağlık kontrolleri, <laughs> rutin işler o, ondan dolayı biraz yorgunum ama keyifler yerinde, hiçbir sorun yok. Harika süper. Ee, Fenerbahçe'ye geldikten sonraki duygularını almak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe beko e, ailesinin bir parçasısın. Neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Ya heyecanlıyım en başında ee, böyle bir camiaya geldiğim için. Ee, herkesin oynamak istediği bir kulüp çünkü Avrupa'da Türkiye'de ve Avrupa'da hani herkesin oynamak istediği kulüpleri saydığınız zaman hani ilk beşte Fenerbahçe söyleniyor, adı geçiyor. Yani böyle bir camiye geldiğim için mutluyum, heyecanlıyım. Yani yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Harika. Biraz transfer sürecini de dinlemek istiyorum senden. E, nasıl karar verdin? E, eminim ki Barcelona'dan sonra pek çok teklif vardır sana. Transfer sürecini dinlemek istiyorum. Koçumuzla konuştun mu? Onunla nasıl irtibat kurdun? Onunla nasıl iletişim kurdun? Biraz o süreci senden dinlemek istiyorum. Transfer süreci aslında biraz yorucu oldu diyebilirim benim için. Çünkü Değil mi? Ee, yani ben İtudis'le konuştum bu transfer sürecinde ama onun dışında yani başka yerden de gelen teklifler vardı ee, ama sonuçta sonuçta bitti yani... karar aşaması nasıldı peki buraya e, seni gelmeyi iten burayı şevkeden neydi o karar aşaması diğer takımlardan Hani Fenerbahçe-Beko'yu tercih etmenin asıl sebebi neydi sence eee Açık konuşmak gerekiyorsa asıl sebeplerin asıl sebeplerinden bazılarını söyleyeyim. Taraftar. Hı hı. Ee, başka bir sebebi e, salon, o salondaki atmosfer. Ee, takımda eskiden oynadığım bildiğim oyuncular var. Hı hı. Hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Ee, başka bir sebep de en önemli sebeplerden biri de hani istendiğimi hani ne kadar çok istendiğimi gördüm hani hem kulüp tarafından hem taraftar tarafından hani ben imzaladıktan sonra bu transfer açıklandıktan sonra taraftarın tepkisini gördüm. On, onlara çok mutlu oldum. Taraftara değinmek istiyorum. Şimdi transfer hani olacağını daha resmi olarak açıklanmadan önce sosyal medyadan taraftarımızın sana anormal bir ilgisi vardı. Ee, çok fazla desteğini ve çok fazla bu takımda seni görmek istediklerini belirttiler. Sosyal medyadan hem Instagram hem Twitter diğer sosyal mecralar olsun. O ilgiyi, e, o mesajları da nasıl değerlendirirsin? Taraftarlarımızın sana bu ilgisini. Ya yani Böyle bir ilgi görmek tabii ki mutluluk verici. Yani ee bütün sezon boyunca hatta diyebilirim hani sadece bu bir aylık dönemde değil de bütün sezon boyunca işte e, önümüzdeki sezon boşlasın seni bekliyoruz yavaş yavaş başladı 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 Hı -hı. başladı. Özellikle şu son bir ayda iyice arttı. E, ya tabii ki böyle istendiğini bilmek, böyle seni isteyen bir kulübe gelmek benim açımdan çok mutluluk verici ve taraftarın bu e, olumlu tepkilerini gördükten sonra daha da mutlu oldum kesinlikle. Şimdi şöyle bir kariyerine baktığımız zaman böyle 25-26 yaşlarında kariyerinin anormal bir yukarıya doğru ilme kazandığını görüyoruz. Tabii ki bunun en büyük sebeplerinden biri çok çalışman. Mesela gençlere ne önerirsin? Hani çok çalışmanın yanında neler yapmaları gerekiyor? Çünkü şimdi sporcu olmak sadece hani antrenman yapmak değil, bütün hani hem özel hayatına hem spor hayatına dikkat etmek zorundasın. Mesela genç sporculara ne gibi bir önerilerin olur? Mesela daha e, tabii ki kariyerine değineceğim. Daha sonra <laughs> e, izleyicilerimizle tanıtacağım ama e, biraz mesela o neler önermek istersin genç sporculara? Ya senin de dediğin gibi yani başta çalışmak önemli. <laughs> yani ne olursa olsun o çalışmayı bırakmamak çok önemli. Ha, onun dışında diğer etkenler ee, kafaca yani o mental açıdan ne kadar Hı -hı. hazırsın? Ne kadar e, her şeye rağmen bu işe odaklısın? E, her şeyini buraya veriyor musun? Onlar Hı -hı. çok önemli. Ya yani herhangi bir olumsuzlukta e, bırakıyor musun Aynen. ya da olmuyor diye üzülüyor musun? Ya bunlar olacak, olmayacak diye bana da oldu. Ben de üzüldüm Hı -hı. ama belli bir yerden sonra o kırılmayı yaşadıktan sonra e, İşler yukarıya gidiyor. Çünkü sonuna kadar aşağıya doğru gitmez hiçbir şey. Yani bir yerde o iş yukarıya doğru kırılacak. bana da 25-26 yaşından sonra oldu. ama cidden o 25 yaşına kadar çok sabrettim. O dediğim gibi o kırılmayı Hı -hı. o yaşta yaşadım. O şans bana o yaşta geldi. Ben de o ilmeği yukarı doğru kırabildim. Ama Önemli olan şey o şans gel etmemek. o şans geldiği zaman ne kadar hazırsın oraya doğru ne kadar bir e, yatırım yapmışsın kendine ne, kendini ne kadar geliştirmişsin hı hı. o şans geldiği zaman hazır mısın bu çok önemli doğru. Ee, ya sabresinler çalışsınlar o şans bir yerde gelecek bilmiyorum ne zaman geleceğini 25'te gelir 30'da gelir evet. 18'de gelir ama işte o şans geldiği zaman hazır mısın en önemli nokta. O. Kesinlikle öyle işte hayatta da öyle. Hep düştüğünde aslında kalkmayı bilip hep hazır olmak gerekiyor her şeye. Şimdi biraz da kariyerini ve Barcelona sürecini de dinlemek istiyorum. Çünkü ülkemizde evet. gerçekten çok güzel bir kariyerim vardı. Ve ondan sonra Barcelona'ya transfer oldun. Ve Ersan İlyasova'dan sonra İspanya'ya giden bir diğer Türk oyuncumuz oldun. Şimdi Barcelona'daki o iki yılını merak ediyorum. Orada da şampiyonluk yaşadın. Barcelona serüveni nasıldı? Benim için çok güzel iki yıl oldu. Çok güzel tecrübeler edindim. Ya yani ilk ilk gittiğimde ilk yılım biraz zor geçti. İlk ilk yılımın ilk yarısı biraz zor geçti. Çünkü benim için her şey yeniydi. Adaptasyon süreci. Adaptasyon süreci biraz uzun sürdü. Hı -hı. Çünkü neyi nasıl yapacağımı, kimle konuşacağımı, kimle iletişim kuracağımı, e, nerede yemek yiyeceğimi, nerede oturacağımı hiçbir şey bilmiyordum. Yani derdimi anlatamıyordum. E, İngilizce tamam derdim bir yere kadar anlatabiliyorum ama Hı -hı. Herkes İngilizce konuşmuyor İspanya'da. Evet. Yani o dil konusunda biraz milliyetçiler. Ee, ya yani işte o şeyleri çözene kadar biraz vakit geçti. Takım içinde de yani kiminle anlaşacağımı, e, hocanın benden neler istediğini, e, nasıl söyleyeyim, soyunma odasının nerede oturacağıma dair hani bilmiyorum. Bu, şey bu, diken üstünde bir evet, şey yani Evet nasıl davranayım, kime yaklaşayım, ...kimle iletişim kurayım her şey yeni olduğu için... yani ...bu şehir değiştirmek gibi değil çünkü. Yani İstanbul'dan Ankara'ya transfer olmadım. Yani ülke değiştirdim. Bütün kültür, her şey çok dil, güzel. alışkanlıklar her şey bir anda değişti. O ilk 6 ay benim için çok zor geçti. Benim ve eşim için. Ama o ilk altı ayı kırdıktan sonra... E, ...yavaş yavaş hı hı. E, takım, takım içinde kiminle konuşacağımı... ...kiminle nasıl iletişim kuracağımı çözdükten sonra sağ dışında da insanlarla nasıl konuşacağımı anladıktan sonra son bir buçuk sene benim için çok iyi geçti, çok rahatladım. Ee, zaten o taraftan da ayrıldıktan sonra gelen mesajlar beni çok mutlu etti. Ee, her zaman bizimle berabersin, buraya gel buraya geldiğiniz zaman burada da bir evim var gibi. Yani çok güzel <laughs> mesajlar aldım. O da beni çok mutlu etti. Orada bir ya, yer edinmişsin aslında. Evet, o yani bu mi? ben. Yani, o yer edinmeyi yani gördüğüm ya yani gördüğüm şey bilmiyorum yani kendimce tabii hani düşünüyordum ha yani yere dindim yani eşimle beraber konuşuyorduk yani bir yer edindik, arkadaşlarımız Hı -hı. çevremiz falan var ama yani tanımadığımız insanlar dışında hani bu böyle bir tepkiyi görmek beni çok mutlu etti. Ya yani biraz üzgünüm, biraz mutluyum. Evet. Hepsi bir ya yani şu an çok karışık duygular ya, evet, içerisindeyim o, yani, o tarafla evet, ilgili ama e sonuç olarak Mutluyum. Barcelona'daki biraz takım arkadaşlarına da gelmek istiyorum. Oradaki e, biraz bahsettin çok yabancıladığını, nerede ne yapacağımı ilk 6 ay Hı. karar vermemiştin dedin ama e, şimdi mesela oradaki arkadaşlıklar nasıldı? Çünkü Türkiye'den bambaşka bir kültür olduğunu söyledin. Hı farklı bir disiplin ve farklı bir kültür var orada. Oradaki takım arkadaşlıklarını da mesela e, dinlemek istiyorum. Bir de Arjantinli oyuncuyla <laughs> Le Futebol'a forma değişikliğiniz de gerçekten gündem olmuştu. Orayı da dinlemek istiyorum açıkçası senden. o dediğim gibi az önce ya kiminle nasıl an, Hı -hı. konuşacağımı çözdükten sonra benim için daha rahat oldu. Şimdi La Provitola ile başka bir şey konuşuyorduk. Daha çok hani futbol, basketbol iş şeyler konuşuyorduk. Veseli'yle başka bir şey, eee Kuriş'le başka bir şey, Koyru'yla başka şey konuşuyorduk hani yerine göre. E, ya yani çok güzel Herkesle ayrı ayrı bir arkadaşlığım vardı. E, atıyorum Alex Abrinesle daha çok böyle yani yüzüklerin yüzüklerin efendisi hani o seri üstüne böyle hani daha çok geek işler üstüne konuşuyorduk. Film, film müzik, film, film, müzik. <laughs> o tarz işler üstüne konuşuyorduk. E, başka Kore ile daha çok sağ dışı nerede yemek yenir, nerede hmm. e, gidersin böyle bir keyif alırsın, Barcelona turu yaparsın o tarz şeyler konuşuyorduk. E, La Provitola ile dediğim gibi futbol konuşabileceğim bir o vardı takımda. Yani düzgün hani şey ayrım yapmadan yani çünkü diğerleriyle konuştuğum zaman Barcelona ve diğerleri La Provitola hani Arjantin, sever, ofta. Arjantin ve diğerleri olarak konuşuyordu ama e, Birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki ben ona teklif teklifi sundum hani bir maça Hı -hı. böyle gelelim diye Süper. o da severek kabul etti ya yani çok da güzel oldu fotoğraf da çok güzel hatta e, sezon sonundaki fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum yani, bir tişörte bastırmış benim Arjantin fo forması giydiğim fotoğrafı <laughs> bana hediye etti ben de onu Türkiye forması giydiği o tişörtü şey. giydim. Ya orada çok güzel bir arkadaşlığımız vardı herkesle. Tabii Laprovitola Evet, o bir tık daha. daha üstte o, o bayağı belli oluyordu evet, zaten. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar geri dönelim. Ee, ben bunu hani her gelen hani sadece basketbol, voleybol, futbol hemen hemen herkese de aslında soruyoruz bu soruyu. Ee, Fenerbahçe dışarıdan nasıl görünüyor? Mesela Buraya gelmeden önce Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerin nelerdi? Basketbol yani Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe camiası ile ilgili düşüncelerin nedir, neydi? Mesela daha çok yenisin hani fikirlerin <laughs> ne değişiklik olur bilmiyorum ama e, dışarıdan Fenerbahçe ve Beko nasıl görünüyor? Nasıl bir takım olarak görünüyor sence? Büyük camia, büyük kulüp, <laughs> büyük bir taraftarı var. Çok iyi bir salonları var, çok iyi bir atmosfer yaratıyorlar salonda. Taraftar <laughs> inanılmaz bir destek onlar için. Ee, başka yani EuroLeague kupası kazandılar. ayrı bir olay. Ee, ya büyük bir cami ya, bunu zaten yani Türkiye açısından hı hı. konuşabiliriz, Avrupa'da da konuşabiliriz. Yani İspanya'da, Almanya'ya gittiğimizde EuroLeague'de bir marka yarattığımızı düşünüyorum kes, kes, kesinlikle, kesinlikle. öyle. Yani çoğu deplasmanlarda ev sahibinden daha çok deplasman tribünü oluyor. Yani böyle bir taraftar desteği var her yerde ya yani, yani büyük bir kulüp olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ya yani benim de görebildiğim bunlar. Tabii ki sezon içinde ya yani bunu yaşadıkça hı hı. tabii ki fikirlerim çoğalacak genişleyecek ama şu an için sağ dışından görebildiğim şeyler bunlar. Evet, biraz biz zor bir camiyayızdır. <laughs> onun üzerinden söyleyeyim. Daha, daha yaşamadım, Çünkü hep, Yaşayarak öğreneceğim. E, Hedefi hep birinciliği hedefleyen, ya, onun haricinde çok... hiçbir şey beğenmeyen bir camiayız. Onu sana söyleyebilirim ama Ya bu çok güzel bir şey. Kesinlikle yani... öyle. Bu da bence sporcular için daha fazla savaşmasına sebep Yok, oluyor kes, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü hani buraya birinci olmaya, yani kupa kazanmaya geliyorsun. Hedefinde bu olduğu sürece bunun için savaşacaksın. Bence Harika. Çok çok güzel bir şey. Şimdi e, taraftardan bahsettik. şimdi Ülker spor ve etkinlik salonuna Fenerbahçe şey formasıyla çıkacaksın rakip e, takımın taraf şey oyuncusu olarak değil. Mesela o ne hissettiriyor o taraftarın gücünü senin mesela senin tezavrat ederek ve seni böyle iteleyerek oyun oynayacaksın. O nasıl mesela neler hissettiriyor sende? Vallahi heyecanlıyım cidden heyecanlıyım çünkü e, yani, deplasman türü yani deplasman oyuncusu olarak buraya geldiğinde duyduğun şeylerle değil mi? <laughs> ev sahibi olarak geldiğinde duyduğun şeyler arasında çok fark var. Ya yani bunu yaşayacağım için heyecanlıyım. Sen yani seni e, demotive etmek için değil motive etmek için bağıracak taraftar <laughs> Ya tabii ki öyle ama ya yani gerçekten heyecanlıyım. Yani bunu da yaşayarak öğreneceğim. Şu an için cidden hiçbir fikrim yok. Sadece heyecan hissediyorum. Ama taraftarların o <laughs> ...sosyal medyada verdiği tepkilerden neler gelebileceğini, neler düşün. olabileceğini tahmin <laughs> ediyorum. Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Vallahi biz de heyecanlıyız gerçekten. Bence hemen hemen taraftarım, ya bu yıl... ...taraftarımızı en çok heyecanlandıran transfer olabilirsin şu anda bence çünkü... ...bu sosyal Var. medyadaki ilgiyi ve alakayı bakarsak... ...hani basketbol açısından söyleyebilirim ki bence çok fazla heyecanlılar ve ümitliler diye düşünüyorum belki senin üzerinde baskı yaratabilir ekstra ama sen ne düşünüyorsun? Ya bu baskı bu baskı güzel bir şey. Yani baskı olacaksa hı hı. böyle bir baskı olsun. Ya yani fazla sevgiden, fazla beklentiden bir baskı olsun. Çünkü ben sağ içinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani sonuna kadar savaşıyorum. Hani foul ise foul, passa pas, şutsa şut. Yani sağda ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Taraftarın da bunu göreceğine hı hı. eminim. Ya ben savaştıkça onlar da beni destekleyeceğine eminim. Kesinlikle Bakacağız. öyle. Ee, dün mesela e, yine Defne de buradaydı. Onlarla da konuştuk. Fenerbahçe taraftarının aslında e, evet tabii ki mağlubiyetler olacak. Tabii ki düşüp Hı. kalkacağız sezon içinde ama e, dün de Yalmadara ya da söylediğim bir şey vardı. E, savaşan oyuncuyu hep bağrına basıp e, başının üstünde taşımıştır Fenerbahçe taraftarı. O yüzden senin de o savaşçı ruhunu ve o oyun içindeki o azmini gördükçe bence daha da çok seveceklerdir diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi heyecanlıyım. Yani ne olacağını tahmin edebiliyorum ama tabii yaşamadan bir şey tabii söyleyemem. Ki. Ama e, ya bu sadece Fenerbahçe için değil her kulüpten. Kesinlikle. Savaşan, sonuna kadar formasını terleten oyuncu her kulüp, her kulüp taraftarı başının üstüne taşır. Hı -hı. Ben de onlardan biri olacağımı söyleyebilirim. Sonuna kadar savaşacağım. İyi gün olur, kötü gün olur. Tabii. ki. Bunlar olan şeyler ama sonuna kadar savaşacağım söyleyebilirim. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi tabii ki hep yani röportajımızın başından beri söylüyorsun hedeflerimiz hani hem kulüp olarak hedeflerimiz çok büyük hem de senin de hedeflerin çok büyük. Fenerbahçedeki hedeflerin neler? Ee, mesela ne gibi bir e, damga vurmak istiyorsun Fenerbahçe Beko'ya? Kazanabildiğim kadar kupa kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu. Yani özellikle özellikle yani en büyük hedef yani Euro kupası. Daha önce bir Euro kupasını kazandım ama bu demek değil yani bir tane hı hı. yeter. Kesinlikle öyle. <laughs> ee, kesinlikle Euro kupasını kazanmak istiyorum. Türkiye ligi, Türkiye kupası. Hangi kupada oynasak oynayalım. E, bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Bu sadece benim değil. Hı hı. Kime sorsanız bunu söyler. Ee, kişisel olarak hedefim. Yani yapabileceğimin en iyisini yapmak. Yani baremi bir yere koyamam. Hı -hı. Yani burasıdır. Yani burasıdır. Hedefim bu. Burasıdır. Hedefim bu. Yani bir kupa olacaksa hedefim bir kupa, iki kupa ise iki kupa. Kaç tane varsa hepsine talim. Hepsine talibiz <laughs> takım olarak. Harika. Şimdi biraz basketbol dışına çıkmak istiyorum. Burada eşin de sporcu. Ee, şanlı ailesi gerçekten bir spor sever. Ee, onu da bir Şanlı ailesini de dinlemek istiyorum. Yani spor tutkusuyla e, böyle gerçekten e, güzel bir ailesiniz. O ortamı da sporcu aileyi de dinlemek istiyorum açıkçası. Valla yani ne maç varsa ne olursa takip ediyoruz. Her branşı. Hiç fark etmez. Yani spor branşı yani voleybol, futbol, basketbol, tenis, formula, başka araba yarışları, başka yani Sunu krizi dedik, evde bir ara sunu krizi Başka ya yani hiç fark etmez yani sporu izlemeyi seviyoruz. Yani ne branş olursa olsun oradaki yani duyguyu bildiğimiz için o iki kişi arasındaki <laughs> e, rekabeti iki takım arasındaki rekabeti anlayabildiğimiz için daha da farklı görebiliyoruz olayları. E, e, onun dışında Geziyoruz, tozuyoruz. Harika. Ben yani ben ona, ona da geleyim. Basketbol dışında mesela çok yoğun programım var biliyorum. Hani genelde bütün sporcuların antrenman ve <laughs> maç programı çok fazla oluyor. Ee, neler yapıyorsunuz basketbol dışında i̇şte, kalan vakitlerinizde işte, kalıyor ge ge Gezip tozmaya çalışıyorum. <laughs> Değil mi? Deşarj Aynen öyle. Çünkü bazen bir deplasman turu geliyor. Bir hafta evde yokum. Bazen evet. bazen bir şey geliyor, bir program geliyor. Yani Üç günlük boşluğumuz var orada hani bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, Barcelona'da bu fırsatımız çok oluyor. Hani ne bileyim bir konser bulduk mu hı hı. oraya gidiyoruz. Oradan bir aktivite bulduğumuz zaman oraya gitmeye çalışıyoruz. Yani o kadar yoğun program oluyor ki evet. basketbol dışında bir şeyler düşünmek istiyorsun, yani, kafanı dağıtmak, kafanı boşaltmak istiyorsun. Hı hı. Yani, bulabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyorduk. Bu konserdir. Ne bileyim spor müsabakasıdır? Başka bir şey yapmaya çalışıyorduk. Hı -hı. Hiçbir şey. Orada da şeyden maçtan çıkıp maça gidiyorsunuz galiba. Jo Aynen. Futbol maçına basketten çıkıp futbol maçı gidiyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü <laughs> ya farklı bir şey görmek Değil istiyorsun mi? hani. O ortamdan çıkıp farklı bir ortama girmek istiyorsun. Hiçbir şey yapmasak bile, Barcelona'da sahile gidip orada oturuyorduk. Hani hani güzel. kafamızı dağıtalım rahatlayalım Ay en güzeli aslında <laughs> en güzeli sahilde kafa dağıtmak ee, son olarak Tabii ki Fenerbahçe taraftarına mesajını <laughs> alacağım ee, onlara böyle canlı canlı hemen yani. <laughs> onlar sana çok mesaj gönderdiler şimdi senin onların mesajını dinlemek istiyorum ya benim onlara mesajım e, bizi sonuna kadar desteklesinler <laughs> yani bütün sezon Tabii ki iyi gitmeyecek Tabii ki bir yerde düşüşler olacak ama o ben inanıyorum ki o düşüşlerde bizi yukarı taşıyacak hı hı. şey onlar. Onların inancı, onların enerjisi. Ee, o, bunun en büyük yani bunu söylememin en büyük sebebi onlar da bunu biliyor. Yani, yani bizi anlıyorlar. Hani nerede itici güç olacaklarını da biliyorlar. Ee, bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz sonuna kadar savaşacağız. Yani her kupaya da talibiz. İnşallah her kupayı da alırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi geldi. Ee, ki seni dinledik. Ee, sezonda umarım tüm taleplerin seni bulur. Tüm isteklerin <laughs> seninle olur. En önemlisi de tabii ki sakatlıksız sağlıklı bir sezon hepinizin geçirmesi Aynen dileğiyle öyle. En, en en önemlisi o bence. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben sezon teşekkür içinde ederim. bol bol görüşeceğiz zaten. Görüşürüz. <laughs> evet. Günün röportajı programında Fenerbahçe ve yeni transferi Sertaç Şanlı bizlerle birlikteydi. Biz yine yeni oyuncularımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim ve şimdilik hoşçakalın.